Asel Plastik Ambalaj Ordu'yu yönetenleri sunar. Efendim herkese hayırlı akşamlar diliyoruz. Yeni bir Ordu yönetenlerle karşınızdayız. Bu akşam Çatalpınar'ımızı konuşacağız. İçerideki çalışmalar hangi aşamada neler yapılıyor, nasıl gidiyor? Malum bir soğuk hava dalgası içindeyiz. Herkesin şu günlerde konuştuğu bu. Bir anda yaklaşık böyle 10-12 derece arasında böyle ciddi bir düşüş yaşandı efendim. Gerçi ülke genelinde var aslında, biliyorsunuz İstanbul'dan geldi bu soğuk dalga. Çatalpınar'daki durumu da merak ediyoruz ki ondan öncesinde yaşanan sıcak havayla beraber ki... Bir süre öncesi ise böyle barem barem geriye gidecek olursak çok yoğun bir kar yağışı aldı malum ilçelerden. O dönemde heyelan haberleri almıştık maalesef. Biraz bunlara da bakacağız aynı zamanda, sadece çalışmalar değil. Önümüz yaz, nasıl geçecek bu yaz? Pandeminin sonrasında diyoruz biz genelde ama etkilerini artık böyle yavaş yavaş daha az hissettiğimiz şu günlerde yazı nasıl görüyoruz? Biraz bundan da bahsedeceğiz. Diyelim konuğumuz tahmin ettiğiniz gibi Çatalpınar Belediye Başkanı Sayın Ahmet Türe. Başkanım hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Nasılsınız, keyifler nasıl? Çok sağ ol, iyiyiz Allah'a şükür. Siz de iyisiniz inşallah. Hamdolsun bugüne diyelim. Evet. Tabii belki yayını açarken bazı böyle şeylerde hani olumsuz hava şartlarından bahsettik. Kar yağışı, sonra çok sıcak bir hava dalgası devamında şimdi tekrar kar yağışı. İlçelerden kar görüntüleri paylaşılmaya başlandı. Tabii biraz tedirginiz sonra. Sadece mevsim olarak değil, tabii ziraat ürünlere de çok ciddi etkisi var. Nasıldı Çatalpınar bugün? Biraz ondan bahsederek i̇şte böyle başlayalım. Çatalpınar'da biz de, ben de herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Bizlere ekran başında bu Ramazan ayında bizlere konu getiren değerli seyircilerimize, sizlere teşekkür ediyoruz. Sabah kar, yukarıda Aybastılar'da kar yağması başladı. Facebook'tan öğrendik arkadaşlarımız ama Çatalpınar'da yağmur vardı. Elbette ki bu sene... İşte yağmurun bol olması, karın bol olması, kışın karlı geçmesi, işte yaza dedik ki bereketli bir mevsim gelecek, evet, diye umut ederken işte şu andaki yarın akşam ve ondan sonraki akşamda işte bu meteorolojinin vermiş olduğu olumsuz, belki de 10-15 derece sıcaklık üreticileri de bir tedirgin etti haliyle. Hep bizlere de tedirgin ediyor. Çünkü Karadeniz'in göz bebeği şu anda fındık, tek hep herkes dalın ucuna bakıyor. Yani halk tabiriyle şey yaparsak. İnşallah burayı da bu yarınki akşamı da mahsullerimize zarar vermeden inşallah geçiririz diye umut ediyoruz. Evet, yani yarın akşam için bir tehlike var, görülüyor. Çünkü bunu 30 Mart'ta yaşamıştık. Hı-hı. 2014 yılında böyle bir şeyi. Keşke inşallah Cenab-ı Allah öyle bir şeyleri de bizleri korur. Evet, inşallah bir benzeri yaşanmaz. Yaşanmaz inşallah. Diyelim. Başkanım, evet. Ramazan ayınız nasıl geçiyor? Nasıl? Ramazan yapıyorsun? Güzel. Ramazan herkesin özlemle beklediği. Bizlerin de özlemle, yani hı hı. Ramazan gelse de yani şu bir yılın vücudumuzdaki, evet, yorgunluğu, işte yapmış olduğumuz aşırı yüklenmeleri atsak, rahatlasak, kendi kendine diyet yapsak. Yani kendi kendimizin doktoru aslında Ramazan ayı. Doğru. Yani şu anda mesela ben mesela bir şeker hastasıyım. Ama şu anda hiç ilaç kullanmadan rahatlıkla Ramazan'ımı tutabiliyorum. Çünkü aynı zamanda Ramazan bizim için de bir diyet yerine geçti. Hap kullanmadan da yapabiliyorum. Benim için tabii her hastalık farklı herkes için. Ama insanların özlemle beklediği, insanlar birbirine kaynaştırdığı, acıma hissinin fazlalaştığı, yani duygusallaştığı insanların, toplumda birbirlerine yardımlaşmanın en ön safhaya çıktığı ay Ramazan ayı. İşte ziyaretler, iftarlar, işte yetim, öksüz, etrafındaki kimsesizlere, işte onlara yardım etmek. Bir de aynı zamanda yardımlaşma ayı, evet, Ramazan ayı, evet, ülkemizde. Dinimizin gereği. Biz de bu ayı herkesi, vatandaşın beklediği gibi bekliyoruz. Bekledik, şu anda devam ediyoruz. Evet. Güzel geçiyor Ramazan. Evet, inşallah hayırla, huzurlu, aynen, bayrama da kavuşuruz. İnşallah erişiriz diyoruz. Diyelim şimdi tabii hani soğuk havayı ve ziraat ürünler etkisini konuştuk başkanım ama şunu da ilave etmeden geçmeyelim. Şimdi heyelanlar yaşandı şehrimizin. Şimdi, evet, Ordu'nun şöyle bir ünü var zaten. Burası
Heyelanlar memleketi maalesef. Yani bu övünecek bir durum değil coğrafya gereğinde. Bunu yaşıyoruz tabii ki ister istemez ama ilçedeki durum nasıl? Çatalpınar'da neler oldu? Bir şöyle yolda bir şey, olmuştu. Evet şöyle söyleyeyim. Zaten yoğun bir kış geçirdik. Hı hı. Karla mücadele yani oradan başlarsa karla mücadele geçirdik. Gerçekten ben de 62 yaşındayım. Mutlaka Ocak ve Şubat aylarında bu derece kar yağmış olabilir. Evet. Yani biz görmedik ama Mart ayında bu derece kar yağdığını ilk defa şahidiz. Ben hani hatırlamıyorum ve büyüklerimiz de hatırlamıyor böyle bir karı. Eğer sıcaklık o cemre falan düşmeseydi biz hani Güneydoğu'daki kar oranlarını 3-4 metre evet. Zaten bunu Akkuş, diyelim ki Gürgentepe gibi, Aybastı'nın üst kesimleri gibi yerlerimiz Korgan'ın yaylaları yaşadı 2 metreyi. Evet. Hatta 2,5 metreydi gördü Akkuş ama biz Çatalpınar'da 2 metre karı görmedik. Yani bizim de 1100 rakımlı yerlerimiz var. Bugün Oluktuzu dediğim işte Gündoğdu, Ortaköy mahallelerimiz, Sayaca Türk mahallelerimiz. Buralarda biz 2 metreye yakın karları gördük. İnanın bir akşamda 60 santim kar yağıyordu. Mesela hı hı. Kar erimese biz de 3-4 metreleri görürdük. Çok güzel bir karla mücadele geçirdik. Evet. Yani bu artık büyük şehir olmasıyla beraber oradaki bütün 19 ilçedeki belediye başkanlarımız için de ve belediye personeli için de karla mücadele artık bir şey haline geldi. Gerçekten biz bir şey değil. Onun arkadaşlarımız da diyor ki gelse de şundan mücadele etsek. Öyle seriye bağlattılar. Her geçen gün karla mücadele ilçemizde gerçekten kolaylaşıyor. Pratik sene, bir hal aldı artık. Aynen öyle. Evet, bu sene vatandaşlarımızın memnuniyet oranı daha fazla. Ben kendi ilçemden bahsediyorum. Çünkü hiç kapalı kalmadı. Bir metre, 1,5 metre bugün Alçakbel dediğimiz, Hasan Dağı mevkiinde dediğimiz yerlerde rahatlıkla vatandaş sabahına kalktığı zaman da arabasıyla çarşıya girebilecek seviyedeydi. Belki de bir saat kapalı kaldı yollar. Yani araba gidiyor sürekli git gel yaptık. Hiçbir zorluk çekmedik. Çok güzel bir karla mücadele yaptı. Buradan ekibimize, fen işlerimize, gerçekten büyükşehirimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza da bu karla mücadelede onların da her ilçedeki birim şeflerine, daire ulaşım daire başkanımıza gerçekten teşekkür ediyoruz. Çok koordineli bir sistemi çalışıyoruz. Sadece her geçen gün daha iyiye gidiyor. İlk önce ilk hedefimiz ana yollar, evet. Hastalar, ambulansta 112'de de irtibatlı çalışıyoruz. Müthiş bir karla mücadele gitti fakat kar tez eridi. Birden eridi. Bizim hani biz bu da bunu bu kadar da beklemiyorduk. En az diyorduk ki 10-15 gün şöyle bir süre olurdu. Hı hı. İnan birkaç gün içinde o rüzgar, aşırı sıcaklık. Mesela kardan hemen sonra 26-20 derece sıcaklık evet, oluştu. Evet. Ve kar aslında birden gitti. Hani diyoruz ya dün hemen temizleyin temizleyin diye alo denen insanlar diyoruz ki şimdi hemen karın özlemi başladı. Doğru. Gitti, evet. Doğru. Ya bir yandan tabii çok güzel mevsimin gereği ama bu sene muazzam kış oldu. Yani kesinlikle. Herkes bunu söylüyor ve yazın da biz aslında çetin geçmesi. Yani çetin derken sıcaklık anlamında algılanmasın bu ama biraz daha böyle yağışlı geçmesi öngörülüyor efendim. Şöyle bir şey o hani... Mart ayındaki hesaplamalara göre eski hesaplamalar. Sayılı günler derlerdi. Sayılı günler. Evet, evet bizde de eskilerin hesapladığına göre sadece Nisan ayının güneş ve yağmurlu, Mayıs ayının çok sıcak, diğer ayların geçtiğimiz yıldaki olduğu gibi çok yağmurlu geçeceğini, bu yaz mevsiminin. Yani o hesaplamalara göre, yani bunların da çoğu da tutuyor. Yıllarca hesaplanmış bir şeyler evet, bu günlerde. Hı. Yani bizim orası için de yazların çok sıcak yağmurlu geçeceği öyle görülüyor şu anda. Sadece Mayıs ayı geçerli. Bu işte karla aşırı karın yağması işte ilçemizde de heyelanlar göçükler meydana geldi. Şu anda bizim ilçemizde de var. Bir tane şu anda ev boşaltıldı. İki tane ev gözlem altında. Yine şu anda Ortaköy mevkiinde en az iki tane de bir evimiz var. O da akşama sabah afet ekipleri gelip de boşaltabilir. Evet. Çünkü onlarda da çatlaklıklar var. Daha bu bizim gördüğümüz ufak şeyleri de vatandaşlar da burada nerede sesleniyoruz. Şimdi vatandaşımızın evi kaymış. Yani onu işte bildirmiyor. Yani bunda bir şey yok diye. Hı hı. Onu bıraktı. Bu işin ehli olan insanlar karar versinler. Evet, zaten doğru. Devletimiz onların yanında. Hemen zaten barınma yardımını zaten başlıyor. Biz de gerekeni zaten kaymakamlığımız, belediyemiz,
devletimiz de zaten burada. Şu anda orduda yaklaşık olarak 170'e yakın evin boşaltıldığını biliyoruz. Hı hı. 170 tane. Daha da artabilir bu. Şu anda müthiş şeyler var. Kaymalar var. Topraklar böyle ana hatlarıyla kayıyor. Orayı yüzeysel değil. Çok tabandan kayıyorlar. Allah beterinden korusun. İnşallah kaza bela olmadan. Hem vatandaşları da o evlerden çıkarlarsa bir an önce. Hem tedirgin yani canları çok ilk önce canları. Evet lütfen. Zaten ekipler çok hızlı müdahale ediyorlar. Müdahale ediyorlar. Anında geliyorlar. Yani bahçede gözlemlediğiniz bir durum varsa hemen haber verin. Şimdi ben birkaç haftadır ilçeleri geziyorum başkanım biliyorsunuz. Ve en soğuk döneme denk geldi. Evet. Ama bu zamana kadar hiç bunu çok samimi söylüyorum gerçekten. Siz de az önce bahsettiniz. Hiç kapalı yol görmedim. Görmedim. Evet. Sadece kar lastiğimiz vardı. Çok rahat gittik geldik çok şükür. Bir de bir yandan da şimdi tabii göçüklerle alakalı o kadar hassas ki hem ilçeleri yöneten sizler gibi değerli belediye başkanları hemen bir çökme hissediliyorsa ki bunun ölçümleri var aslında bazı böyle önlemler alabiliyorlarmış olası bölgelerde. Eğer bir çökme hissediliyorsa hemen trafiğe kapanıyor. Özellikle grup yolu da olsa bu. Hiç risk almamak adına ki trafikteki insanları, vatandaşları tehlikeye de sokmamak adına inşallah beterini görmeyiz. Valla inşallah başkanım. Dün akşam Allah bir korusun. Yerdeydik. Alçak Bey mevkinde misafirdeydik. İlçe başkanımız falan bir ev ziyareti yapmıştı. İftara gittik. İşte orada bir tane hanımefendi var. Diyor ki işte haberini alıyoruz. Benim diyor ön lastiklerim kıştı. Arka lastiğim yazlık lastikler. Ondan bak 2 metre karla çarşıya gidip gelebiliyor arabayla. Hı hı. Gidip gelmiş. Yani yolun ne kadar açık olduğunu gösterir. Normalde evet. Normal bir kar. Hepsi lastiklerine kar değil. Diyor ki ikisi önü var ya diyor. Ben diyor ondan diyor gidip geldik. Hakikaten ekiplerimiz çok güzel bir mücadele etti, karlı mücadele. Ben ekibimize, Fen İşleri Müdürümüze çok teşekkür ediyorum. Vatandaşlar bazen haksız yere eleştiri yapıyorlar ama 17 saat araba kullanıyorlar. Evet. Yani bu boş değil, zor bir iş. O kalkıyor, 4'te geliyor, yatıyorlar, sabah 8'de bir daha geliyor, 9'da. Evet. Yani tekrar böyle. Onlara da buradan ardı yani vermiş olduğu bu hizmetlerden dolayı hakikaten teşekkür ediyorum. Büyükşehir Başkanımıza da, Sayın Bakanımıza, Ulaşım Daire Başkanımıza bu ulaşım konusunda hele ki karla mücadele konusunda büyük zaten koordinasyonla çalışıyoruz. Hı hı. Tam bir uyum içerisinde bu mücadeleyi yaptık. Diyoruz ki kış gelsin biz kıştan korkmuyoruz. Vatandaşlarımız da artık alıştı. Şöyle bir şey, hiç arayan da olmadı. Çok arayan da, eskiden ilk yıllar müthiş bir şey vardı. O köy hizmetlerinin büyükşehir yapısı olmadan, yani ben 2014'te hı hı. söylüyorum. İşte bir grader gelir bir ilçeye, işte bir köye, bir mahalleye ne kadar sıra gelecekse. Yani bir haftada mı gelir, 10 günde mi gelir? Öyle bir şey yok. Her geçen gün şey azalıyor. Diyor ki nasıl olsa benim biraz sonra buradan bir tane araba temizleme, kar temizleme makinesi geçer. Bu bilinç vatandaşa yerleştiği için evet. daha da aramıyor, acele etmiyor. Nasılsa gelecek diyor. Evet. Şimdi başkanım zaman ilerlerken bir yandan da hani konulara da sormaya başlayayım. Herkesin en çok merak ettiği konu mutlaka yol. Evet. Yollardaki durumu biraz sorayım. İlçe genelini konuşalım. Neler yapılıyor? Nasıl evet. gidiyor projeler? Yolla biz, alakalı. Evet. Biz büyükşehirle beraber zaten şu an şanslıyız. Çok yollarımızın zaten sıcak asfalt bugün Çatalpınar, Korgan bağlantı yolu 18 kilometre sıcak asfalt. Yani Dere Mahallesi, Madenköy. Yine Karamza yolumuz var. 6 kilometre sıcak asfalt. Ana yollara söylüyorum. Yine bizim ilçe bağlantı yollarımız Çamaş, Elmaköy bağlantı yolumuz. Yine 5 kilometre sıcak asfalt. Çatalpınar, Şirinköy, Terimli, Sakargiriş, Çamaş bağlantı yolumuz. Yine aşağı yukarı 16 kilometre sıcak asfalt. Yine Haşal Mahallesi, Keçili, Gündoğdu yolumuzda 8 kilometresi, 1 kilometresi de beton olmalı, 9 kilometresi de sıcak asfaltla ana yol kriterlerimiz bunlar, yapılanlar. İşte yapılacak olan 3 tane de ana yolumuz var. Bunlar da Güneyce Mahallesi, Yeni Mahalle ve Karşıyaka. Hakikaten 8 seneden beri uğraştığımız yollarımız. Bunların da yol genişletme çalışmaları bitti. Geçen sene şöyle bir şey oldu. Aslında 2 tane mahallemizin Yeni Mahalle ve Güneyce Mahallemiz asfaltlanacaktı. Fakat OSKİ devreye girdi. Yani onlar da bu mahallelerimizde aynı zamanda su sorunu var. Biz de su sorunu olduğu için su sorunu da buradan Sayın Bakanımıza
ve aynı zamanda ileride konuşacağız suyu. Genel müdürümüze teşekkür ediyoruz. Programı aldılar. Biz de asfaltları ertelediler. Bu seneye kaldı. İnşallah altyapısı da su sorunu bitti. Güneyce Mahallesi, yeni mahalle, Karşıyaka'da mahallemizde de genişletme çalışması var. Büyük ihtimalle de belki de ana yolunun 2 kilometresi dökülebilir bu sene. Bu yolların da asfaltlaması yapıldıktan sonra bizim ana kurup yol olarak da çoğu yerlerimizin asfaltlama yol çalışmamız aşağı yukarı %90'larda. Bu yıl eğer hava şartları uygun giderse, geçen seneki az şeyliğe düşmezsek, yani çünkü bizim bu yollardaki malzemelerimizin çoğu da hazır, bizim stoklarımızda bekliyor. Yıkanmış malzeme, asfalt malzemeleri, yani satıyı kaplama asfaltlar olan yerlerin hepsi malzemeleri, çoğu yerlerde ikinci kat, birinci kat atılacak yerlerimiz malzemelerim hazır. Sadece geçen sene bu aşırı yağmurluktan dolayı, yağmur yağmasından dolayı hiçbir yerde de sadece bizde değil, Ordu genelinde asfaltlama olayı çok aza bilinir. Bazı işte belki de uç kesimlerde, havası iyi olan yerlerde nerede bir iki gün buldu büyükşehir hemen asfaltlamaya geçti. Yani çok da verimli bir şey geçmedi ama bu sene inşallah bu şeyi, zaten altyapısı hazır olan yerleri inşallah bu sene de yol çalışmasını tamamlarız diye düşünüyoruz. Umudumuz böyle. Yani inşallah bu sene bizim yol oranımız %90'ı biter. İnşallah. Biz kendimiz de yol çalışmasından beton yol çalışması yapacağız. Allah izin verirse. Kredimizi de aldık. Şu anda da ilçemize yeni bir santral yapılıyor. Beton santralı. İnşallah bu santralla beraber hem maliyeti ucuza getirmek hem de ilçemizdeki bu santraldan betonlarımızı karşılamak hem vatandaşlar için de çok önemli bir şey. Bir ay içinde falan yapacak. Büyük ihtimalle hizmete geçecek. Ondan sonra da biz önümüzdeki bu Mayıs sonunda, bayramdan sonra da inşallah beton yol çalışmasını tamamlayacağız. Ana yollarımız asfalt olacak zaten. Ara yollarımızda bizim sıkıntı var. O sıkıntılarımızda Allah izin verirse de asfaltlarla beraber, şey beton yollarla beraber, ana yolları asfalt, tali yolları betonla İnşallah bu sezonunda kapatacağız. Yolu yapılmayan yerimiz kalmayacak. İnşallah. Zaten inşallah. Şanslıyız bu konuda. İklim yönünden de şanslıyız. Mesela diğer yüksek kesimlerde mesela en az bir ay, bir buçuk ay yaz olurken bizde en azından bir üç ay yaz oluyor. Yeter ki işte bu iklimler de değişti artık. Küresel iklim değişti. İşte yazlar, kışlar yaza doğru kaymaya başladı. Artık yazlar iki iklim oldu işte. Yaz ve kış. Evet, o hani ilkbaharlar, sonbaharlar falan yoktu artık yani. Evet, öyle duruyor başkanım. Evet. Yani her şey tadında güzel. Tabii evet, ama yollarımız şu anda yol çalışmalarında zaten vatandaşlarımız biz o uçan işte yerlere alıyoruz. Bütün ekiplerimiz şu anda şeylerde kapalı olan yerlerde. Hı-hı. Bazı işte kapalı olan şimdi tarla yolları da var. Vatandaşlarımızın en çok şu anda gübreleme zamanı. Biz şu an hem ana yolları da açar kattık, bu uçuk olan, göçük olan yerleri yapar kattık. Aynı zamanda da vatandaşların gübrelerini rahat götürebilmek için arazi yollarında da onların da temizleme, yol açma çalışmalarımız devam ediyor. Bunu iki şey yapıyoruz. Zaten bu Nisan ayı içinde bir giriyoruz. Hı hı. Bir de fındık toplamada 7. ayının içinde yollarını açıyoruz. Onlara da güzel bir hizmet yapmış oluyoruz. Evet. Şimdi başkanım, Korgan yolu da çok konuşuluyor biliyorsunuz. Onu da sorayım. Son durum nasıl, neler yapılıyor diye. Korgan yolunda da çalışmalar var. Onlar, evet. Bizim aslında bir de şey yok. Bizim yol olaraktan da çevre yolumuz da var. Hı hı. Şu anda bir heyelan var çevre yolunda. Kapalı değil. Zaten Aybastı yolumuzdaki bir heyelan vardı. O orayı yapılmak üzere. Eğer oranın da bu ay içinde büyük ihtimalle bitecek. Bizim çevre yolundaki o göçen yer var. Bir 50-60 metre bir yer var. İnşallah o da yapılacak. Çevre yolumuz da ilçemize gerçekten şu anda bir renk kattı. Evet. Tam faaliyeti geçmese bile şu anda da büyük kamyonların çevre yolunu kullanaraktan ilçemizdeki trafiği çok rahatlattı. Yani keşke bundan 15-20 sene önce yapılsaydı. Keşke. Yani ama... Keşke. Hep imkanlar. Gerçi bizim dönemimize lazım. Biz de mutluyuz böyle bir şeyden.
Çevre yolumuzun da sanayi kesimiyle Davutoğlu Hanyanık kesimi arasında bir yerimiz var. Yaklaşık olaraktan 1,5 kilometre. Allah izin verirse Sayın Bölge Müdürümüz de Sayın Valimiz zaten bu işleri takip ediyorlar yolumuzu. Bölge Müdürümüz de söz verdi. İlçe girişindeki bu Korgan Çamlıçı Çiftlik giriş yolundaki yerimizdeki o duvar yapıldıktan sonra da sanayi ile şey arasındaki Davutoğlu Hanyanık dediğimiz mevki arasındaki yolumuzda genişletme çalışması yapılacak. Çatalpınar'dan Kuşkayası mevkii hariç Fasya'ya kadar yolumuz tamamen asfaltla kavuşmuş olacak karayolları bakımından. Ve ulaşım inanın 10-12-13 dakikaya iniyor o zaman. Çok güzel olacak evet. Gerçekten. Yani evet. Çevre yolları öyle güzel ki hem trafiğin yoğunluğunu azaltıyor hem de mesafede aynı zamanda sürücülere de bir tasarruf demek bu tabii transit geçişleri için önemli. Başkanım reklama kadar suyu da sorayım. Belki direkt sizinle bağlantı değil. Hani OSKİ marifetiyle yapılmış evet. Çok çalışma var ama onu da tamamlamış i̇şte, olalım. Evet. Buyursun. Şöyle bir şey. Su bizim çalışmamızda da şu var. Su 5 yerde geçen 2021 yılında başlatılan çalışmamız işte Güneyce Mahallemiz, Yeni Mahalle, Karşıyaka, Kıran Mahallesi ve Göller. Evet. Hakikaten bu mahallelerimiz hepsinde su sorunu var. Kıran Mahallesi'nin suyunu daha önce getirmiştik. Altyapı ve bağlantıları yeniden hatların üstüne. Çünkü çok eski yıllardan yapılmış bir hatlar tamamen çürümüştü. Yani Kıran Mahallesi'ni soruyorum. Yani ekiplerimiz yapıyorlar. İnanın bir araba geçti titreşimden kurtuluyordu. Şu anda ben Sayın Bakanımıza ve Sayın Genel Müdürümüze, OSKİ'ne hakikaten Kıran Mahallesi için, diğer mahalle için teşekkür edeceğiz ama gerçekten büyük bir sorun. Sular hep şeyde akıyordu. Yolda akıyordu yani şeyin üzerinde. İnşallah bu bitti. Altyapısı da bitti. Kıran Mahallesi'nin su şeyi de bitti. Kont teslim alındı. Yakın zamanda ev bağlantıları belki de bir ay içinde yapılacak. Ondan sonra da bu mahallemizin de şu anda en güzel mahallelerimizden bir tanesi. Kıran Mahallesi içi. Geçmiş dönem başkanımız oraya parke yapmıştı. Ama ne park eden ne yoldan bir eser kaldı. Bizi izliyorlar şu anda. Doğruyu konuşalım. Biz de mahallenin Avukula mevkii denilen yerden girdik. Artık o hem genişletme hem de bu alt çürük zemini alıp taş basarakla bunu da asfalta hazır hale getireceğiz. Allah izin verirse bu sene Kıran Mahallemizde de bu sudan ve altyapıdan kaynaklanan yolun tamamen tahrip olmasından dolayı inşallah bu sene de asfaltı orada yapmış olacağız. Aynı zamanda Göller Belediye'miz, hani mahallemiz, altı tane eski mahalleden oluşan belediyeydi. Onları da su, en büyük su sorunu olan zaten Göller. İşte Kıran, Yeni Mahalle, Karşıyaka, Güneyce dediğimiz mahallelerin zaten ihalesi yapıldı. 4 tanesinde bitti. Bitmek üzere. Kıran da bitti. Güneyce de bitti. Yeni Mahalle de bitti. Göller'de de dün müteahhitle beraberdik. 10 gün içinde tamamen biteceğini söyledi. 15-20 tane abonesi kaldı. Karşıyaka'ya da başlayacak. Allah izin verirse. Bu sene o da bitecek. Karşıyaka Mahallesi. Bizim ana su sorunumuz, su sorunu zaten bitmez. Bir mahallede eğer bir hane, iki haneye de götüremiyorsanız burada su sorunu var demektir. Yani %100 bitiremezsiniz ama eğer bu 5 mahallemizin de su şey yapıldığı zaman da ilçemizin su sorunu da %90 bitmiş oluyor. İnşallah. Ya yani ondan da şanslıyız. İnşallah bu sene hem bu sudan kaynaklanan yolların kalması nedeniyle geçen seneden kalmıştı. Bunlar da bu sene Allah izin verirse de hem yollarını yapmış olduk olacağız hem de suları akmış olacağız. İnşallah. Başkanım konuşacağız diye ama kısa bir ara diyelim. Reklam vaktimiz gelmiş. Efendim süreyi de aşmadan hemen araya gidelim. Reklamın sonrasında buradayız. Efendim devam ediyoruz kaldığımız yerden. Şimdi projeleri konuşacağız tabii ki. Çatalpınar'daki son durum, yollardaki son durum, sudaki çalışmalar derken. Şimdi yavaş yavaş diğer detayları da öğreneceğim sizler için. Başkanım kaldığımız yerden hemen şimdi en son suya bakmıştık. Şimdi diğer projeleri de soracağım tabii yaz ayları geliyor. Turizme dair de çalışmalara soracağım. Çünkü bu konuda da çalışmalar var. Evet. Ama önce erkek öğrenci yurduyla başlayalım. Erkek öğrenci yurdu geçen Sayın Kaymakamımızla gittik Ankara'ya. Zaten bizim kız öğrenci yurdumuz yapılmıştı zaten. Şu anda resmi açılışı yapılmasa bile. Evet. Şu anda 65 tane öğrencimiz kız yurdumuzda kalıyor. İmam Hatip yurdumuzun. Tek noksanımız
eğitim olaraktan erkek öğrenci yurdumuz. Bu da ilçe kaymakamımızla buradan teşekkür ediyorum. Geçen Ankara ziyaretine gitmiştik. Onun da sözünü aldık. Şu anda yazışmaları devam ediyor. En kısa zamanda da bu erkek öğrenci yurdu yapılaraktan da ilçemizdeki eğitimin noksanını tamamlamış olacağız. Bizdeki eğitimin en çok çoğu taşımalı eğitim. Hem taşımalı eğitimden kurtulacak hem de öğrencilerimiz daha belki de sağlıklı toplum ortamında eğitim alma fırsatını yapacağız Allah izin verirse. Yeri her şey hazır. Projesi hazırdı. Yeri hazırdı. Valla 2-3 yıldan beri uğraşıyoruz. Daha önce Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı'ndaydı ama şimdi de Milli Eğitim üstlenecek. Yer tahsisi, projesi, zemineti her şeyi hazır. Sadece ihaleye çıkılacak. İnşallah bu yılda onun temelini atarız diye düşünüyorum. İnşallah diyelim evet. Başkanım. Bu yatırım da ilçeye kazandıracağız. Süt entegre tesisi. Sütte de şimdi bir tane... Bizim ilçeler misin? Çok önemli bir çalışma. Aynen öyle. Çok uygun hakikaten. Sayın Bakanımız da zaten sürekli ta geldiği günden beri işte tarım, işte hayvancılık hepsini bunları hep bize söylüyor. Biz de uğraşıyoruz. Şu anda bir tane vatandaşımız Çatalpınar'da yoğurt ve ayran üretim yeri yapıyor. Akşamımızda bu faaliyete geçecek. Biz de yine büyükşehrimizle beraber şu anda yeri de hazır. Süt toplama ama aynı zamanda şişeleme ve yem depolama yeri yapıyoruz Allah izin verirse. İnşallah bunu da faaliyete geçireceğiz. Yani şey olarak da. Aynı zamanda bir tane tekstil park projemiz var. Bu da Çamaş ve Çatalpınar ortaklaşa şifa suyu mevkiinde yapılacak bir proje. Bu da 2000 metre kapalı alan, yaklaşık 200 kişiyle istihdam edecek bir proje. Dün yine Tayfun Karataş Başkanımız bir ekiple gelmişti. Yani yatırımcı, daha yerimiz hazır değil ama yatırımcılara da yerini göstermek. Buradan Tayfun Başkanıma, Sayın Valimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve ekibine, DOKA Genel Sekreterimize, İlçe Kaymakamımıza gerçekten teşekkür ediyoruz. Allah izin verirse sözünü aldık. Bu yılda o tekstil park projemiz ilk kazmasını vuracağız. Yıl sonuna doğru da bunu hizmete açmış olacağız. İlçemiz için gerçekten çok büyük bir proje bizim için. Evet. Çünkü Fas'ta bize 15 kilometre mesafede 15 dakikalık yolu var. Bütün artık yukarılarda da yukarı diyoruz ya bizim. Biz kesimde bütün vatandaşlarımız Fas'ta da konuşlandı. En az onları frenlemek. Bir de şu var Fırda Hanım. Ara sıra şeye giriyorum. Mesela bu fon toplantılarına. Müracaat edenlerin çokları 20 ile 40 yaş arasında. İşte onları da oraya yönlendirmek. Şu anda bir tane de vatandaşlarımız nedense şu son bir ay içerisinde ilçemizde işte tekstile yönelik şeyler arttı. Arayanlar yer arıyorlar. İşte diyor 30 kişiden çalışalım, 70 kişiden çalışalım diye. Biz de elimizden geldiği kadar onlara yardımcı olacağız. Aslında şartlar artık çalışma zamanı, şimdi boş gezme zamanı değil. Belki de buradan 200-300 kişiye istihdam sağlayaraktan hem ilçe ekonomimize hem de o iş arayan gençlerimize bir yaralanma merhem sarma, ailene bir katkı olur diye düşünüyoruz. Gerçi ilçemiz için de en az 200 ile 300 kişi arasında bir il içerisinde böyle bir çalışma fırsatı doğacak. İnşallah bunu da gerçekleştirmiş olacağız evet, bu dönem. Evet, inşallah evet. Diyelim. Şimdi gençlikten biraz bahsedelim. Halı gençlik, sahayı soracağım evet. Ama gençlik merkezi de var tabii. Gençlik merkezi, biz zaten gençlik merkezi adı altında bir yer yaptık. Zaten geçmiş dönem belediye başkanımız da işte bu sportif makineler almıştı. Onları biz de az daha geliştirdik. Gerilerini daha düzenli hale getirdik. Gençlerin yararlanması için. Olay şu oldu işte bu pandemi dönemi maalesef. Oldu ya 2 yıl bizi tamamen bedenlerimizi koparttı. Gönüllerimizi sanki serptir. Hayatın yok sayıldı 2 sene. Her alanda öyle oldu başkanım. Bugün öğretmenler mesela 2 senede hani yani kayıp ama dünyada kayıp 2 sene olduğu için aslında kaybımız gibi de bakmamak lazım belki. Çünkü herkesin kaybettiği bir 2 yıllık öyle. Dönem oldu. Bizde de işte 2 yıl bedenlerimiz gitsin. Gönüllerimiz bir olsa ama bedenlerimiz evet, hiç bir araya gelemedik. İnsanlar birbirlerinden evet.
tokalaşmada korktukları an oldu. Allah yani o şeyi kimseye yaşatmasın. Ben de ağır geçirdim. Evet, İlaç aşı olmama rağmen bu hastalığı. Fakat hakikaten tokalaşmadan korktuk yani. Onlar için bir şeyler yaptık. Hala da açamadık. İşte tam kış geçti. Şimdi daha yeni yeni pandemi azalmaya başladı. Hala korkunun onun şeyi var, etkisi var tokalaşmada falan. Bir tedirginliği yapmamız var. Lazım. Yine aslında mesafeyi az daha korumamız lazım. İşte tam bitmez bu ama çok azaldı. İşte artık önümüzde de yaz sıcaklıkla beraber inşallah hani ülkemizde bu milletin başından def olur diye düşünüyoruz. Bizim de o gençlere bir oturma yerleri falan yaptık aslında bir merkez. Aynı zamanda gençlik merkezi de yaptık. Hı hı. Spor Bakanlığımızın. Buradan vekillerimize teşekkür ediyoruz. Bitmek üzere. İç dizaynında yaptığımız zaman da onların da orada rahatlıkla işte bazı ilçelerimizde var. Biz onlara gıpta bırakıyoruz. Gençlerimiz orada oturabileceği, eğlenebileceği, onların işte zaman geçirebileceği, işte internet kafelerden, işte olumsuz yerlerden, belki de bilgi şeylerden, telefon oyunlarından falan kurtarabileceğimiz, onların da böyle de nefis ortamda eğlenebileceği yerler yapacağız Allah izin verirse. Bunun bitti. Bizim kendi şu anda oturabileceğimiz güzel bir sportif yerimiz var. Aynı zamanda da yani gençler için de kafelerimiz de var. Belediye kafemiz yapılıyor, hizmete geçecek. Şu anda bu hafta içinde de camları takılacak Allah izin verirse. Yakın bu bayramla beraber bu belediye kafeyi de aynı zamanda gençlerimizin hizmetine sunacağız. Hem nefis bir ortam olacak. Tamamen ahşaptan yapılma. Evet. İçinde çay içilebileceği, işte oturulabileceği, onların rahatlıkla sohbet edebileceği bir alan olacak. İnşallah bunu da yapacağız. Yine aynı zamanda ahşaptan yine belediyemizin kadınlar için yaptığımız bir yer var. Şu anda iki tane dükkan olarak da ufak ama 9 metrekare. Onu 11 tane yaptık. Şimdi kadınlar kooperatiflerimiz Çatalpınar'da hakikaten ses getirmeye başladı bu Ramazan'da. Şu anda tatlıların çoğunu bizim kadın girişimcilerin Ramazan tatlılarını onlar şey yapıyorlar. Şu anda da açıyorlar. Çok da güzel gözüküyor. Gözüküyorlar. Artık bunların şeylerini de inşallah beraberce bunlarla beraber lokma dökümü, işte tulumba tatlıları, yani düğünlere pazarlayabileceği işte aşağı yukarı biz bir ortalama 200-300 yakın düğün oluyor ilçemizde yılda. Yani bizim işte kıydığımız nikaha baktığımız zaman da işte bunların diyoruz ki yani en azından 10 ton tatlı gidiyor. Bu kadınlarımızı, kardeşlerimize de buradan bir iş imkanı. Orada bir şey, düğün tatlarını yapabiliriz. Evet. Kendileri hepsi doğal ortamda, kendi vatandaşlarımızın gözü önünde yapılan bir şey. Buradan da biraz da bu işte bu dükkanlarımız var, gözleri de yapıldı bu daha önceki çekim. Onlar da camlara takılacak. Yerimiz var, yeter ki gelsinler. Benim aydınlığımı da bu kadın girişimci kooperatifle beraber bir hayalim var. Şu anda inşallah bir projemiz var. Irmak kıyısına o yapacağımız Keşteresi ve Bolaman çayında. Tamamen yöresel. Vatandaş etini yiyecekse gitsin kasaptan alsın yesin. Mesela bidesini yiyecekse orada fırın lokantalarımız var. Yani daha önce yapılmış yerlerimiz var. Ama eğer gerçekleştirebilsem yöresel dediğim şu. Diyelim ki işte Kaldırık'tan tutun da bazı yerlerde çökürge değil de sakarca dediğimiz. Evet, sakarca. Efendim, envai sarmasından, turşusundan, işte ısırganından, bütün doğal bitkisel ortamda hazırlanan yemeklerden, yemeklerin olacağı, sadece böyle bir yeme içme yeri yapacağız. İlla vatandaşların hepsinin orada da yapmayacağız bu işi. Benim yani prensip olarak da. Böyle bir yarışma yapacağız. Mesela diyelim ki bu bitkisel yemekleri kim iyi yapıyorsa o evde alacak, evde yapacak, biz alacağız. Biz parasını ödeyeceğiz, peşin olarak da ödeyeceğiz onlara. Evinden ayrı yemek yaptıracağız yani. Orada sadece bizim servisimiz olacak. Bu. O da şeylere, bu ev ekonomisine bir katkısı olacak. Doğru.
Böyle bir hayalimiz var inşallah. Çok da güzel da, yerimiz de müsait. Bize gelir görürüz Keş inşallah. Keşderesi ve Balaban çayının tam birleştiği sanayi köprümüzün başındaki bir yer. Onu da hemen geçen ilçe kaymakamımız ve emniyet amirimiz de falan çocukların da bu trafik park bir projesimiz hem karşı karşıya yapacağız. Allah'a izliyoruz onunla. Gerçekten ilçemiz çok güzel. Diğer biz çok şanslıyız. Diğer ilçelere göre. Yani coğrafya. Herkesin bir güzelliği var. Onların da yazın güzel bir havaları var. İşte bazı yerlerde yüksekte oturmanın biz vatandaşlara diyoruz ki akşamda işte Hasan Dağı'nda oturmanın bir bedeli var. Niye? İşte yazın sıcak görmüyorsunuz fazla. O serinliğin doğru. İşte yolda ulaşımda bir sıkıntın oluyor. Başka bir şeyde sıkıntın oluyor ama gerçekten ilçemiz bizim coğrafi konum bakımından diğer ilçelerimizden çok güzel. İki tane Cenab-ı Allah bize böyle bir yer vermiş. Çok doğru. Keşteresi Balaban Çayı'nın orta yerinde. Biz de bu ilçemizi güzelleştirmeye çalışıyoruz. Çok güzel çalışmalardan bahsettik ama evet, ne kadar yani, araya pandemi girse de başkanım. Bu hayatın tamamını etkileyen bir durum sadece. Kesinlikle. Yani o çalışmalarımız devam ediyor. Bizim Keşteresi'nde işte Çatalpınar'ı güzelleştirirken şu anda bizim kaldırım çalışması var orada. Yapıyoruz. Allah izin verirse de bitmek üzere. Her sene bu Ocak-Şubat aylarında çalışırdık. Yani iklimin karın az yağması. Bu sene de öyle bir imkan hiç tam olmadı. Tam tersi. Bu tam sene tersi en yoğun zamanı oldu. Akşama sabah bizim de bu yaptığımız hizmetlerimizin sonu gelecek zaten. Şu an bitmek üzere. Ondan sonra da güzellik ortaya çıkacak. Bakanımız da, Sayın İlmi Bakanımız da gerçekten o da Çatalpınar'a her ilçeye olduğu gibi bizlere de bir şey var. Bir gölet şeyimiz var yine bu sanayi şeyinde. Aslında Mart'ın 31'ine tarih atmıştı bakanımız ama onu dere kenarından hiç yaklaşamadık. Yani buradan da yani hava geçtiğimiz yıllara göre şey yaptık ama aynı zamanda bu yine bizim Balaban Havza projesinde burada da belki de şöyle bir şey var. Geçen il koordinasyon kurulu toplantısında da gündeme geldi. Bizim Şifa Suyu ve Çatalpınar, evet. Keşteresi ve Balaban Havzası'nda Mayıs ayında ihalesine çıkılacağı Sayın Bölge Müdürümüz tarafından da belirtildi. İnşallah bu projeleri de hayata geçirilirse ilçemizin hem taşkın koruma alanında hem de ilçemizdeki o iki tane derenin etrafındaki güzel tesisleşmenin, oturmanın, muhabbetmenin, insanların rahatlıkla oturabileceği, çayını içebileceği ve doğa harikası bir ilçedeyiz. Evet, aynen İnşallah öyle. Bunları da bizim hayalimizdeki şeyleri de gerçekleştirebilirsek vatandaşlarımıza sunmak için gece gündüz çalışıyoruz. Amacımız hizmet etmek. Elbette ki ülkemizin şartları, ekonomik şartlar, efendim işte iklim şartları, bazı şeyler gecikebiliyor ama yeter ki bir şeye azmetilsin, projelensin. Bazı şeyler konuşulur ya, çok uzun zaman önce konuşulmuştur ama yapılması bile hayal edilmeyecek şeyler konuşur insanlar ama bir bakarsın bir zaman gelmiştir. Evet. O işler gerçekleştirmiş olur. Nasıl gerçekleştirir de siz de biz de anlayamayız. Ama herkesin, her belediye başkanı arkadaşımın olduğu gibi bizlerin de Çatalpınar'a bir hayali olan bir insanın yıllarca zaten orada büyümüş, oradan hizmet ettik. İnşallah da bu hizmetlerimizi Allah izin verirse bize verilen süre içerisinde de yerine getireceğiz Allah izin verirse. İnşallah diyelim. Başkanım şimdi projelerden gece düğün salonunu soracaktım az önce ama konu konuyu açtı. Şimdi konuşalım. Şimdi düğün salonu işi bizim hakikaten hayal ettiğimiz ama proje bir türlü gerçekleştiremediğimiz bir şey. Şu anda da ben kendi şeyle halı sahada çözüyoruz. En kolayı bu oldu. Yani düğün salonu. Aslında yerimiz falan da var. Ya vatandaşla işbirliği halinde yaptıracağız diğer şeyleri. Bizim isteyip de yapamadığımız tek proje düğün salonu. İşte bu dönemde gerçekleştirdiğimiz buradan da kesin de artık daha bugünkü şartlar içinde söz vermemiz de maliyetler mümkün. De çok maliyetler arttı ama onların rahat düğün yapabilmeniz için halı sahayı açtık. Hı hı. Yani artık belediyemizin altında da var bir düğün. O çok yeterli değil. Salon var ama halı sahayı açtık. Zaten 4. aydan 10. 11. aya kadar düğün oluyor
ilçemizde. Evet, hemen hemen. Ama bu yerimiz çok güzel. Yani halı sahamız. Ona da çok rahatlıkla, çok memnunlar şu anda. Gelsinler. Herkes düğünlerini halı sahamızda rahatlıkla yapabiliyor. Evet, yani. Sarı çiçek fanus. Sarı çiçek fanus. Evet, hayalimiz olan bir şey. Evet. Daha önceki hep konuşuyoruz burada. Sizle ilk kere karşılaştığımız zaman da konuşmuştuk. Yine konuşuyoruz. Cam fanuslarımızı yaptık. Şu anda emniyetin önünde bekliyor. Yerlerini bekliyor. Allah izin verirse de en kısa zamanda yerini, cam fanusları yerine koyacağız. Buradan yatırımcı bekliyoruz. Gelsinler, teslim edeceğiz. Yaklaşık olarak şu anda 600-700 bin lira yaptıramayız. Şu anda ekranda zaten evet. Projesi. O proje inşallah faaliyete geçeceğiz. Sayın Kaymakamımız da buradan teşekkür ediyorum. Çok ilgileniyorlar. Geçen hafta yine oradaydık. Bir tane yatırımcı gelmişti. Hı hı. Sayın Valimize de teşekkür ediyorum. O da ilgileniyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız da zaten yolunu söz verdi. Allah izin verirse onun da yolunu. Bu sene aynı zamanda Temmuz'un 12'sinde festival yapacağız orada. Hı hı. Yani büyük çaplı değil ama orayı kaldırabilecek en azından konserleriyle beraber tanıtımı. Eritiliğini de Sayın Valimizin yine öncülüğünde şu anda hatları falan çektirdi. Burada Orman Bölge Müdürümüze de teşekkür ediyorum. Herkesin bir yerde bir şey var. Emeği var. Yani emeği var. Doğru. Orman Bölge Müdürümüz de o da bize işte direklerinde, hatlarında yardımcı oldu. Biz de zaten en büyük emek de onun. Buradan Orman Bölge Müdürümüze teşekkür ediyoruz. Sayın Valimiz de ilgileniyor. Projemiz hazırlanıyor şu anda. Biz 50 kahvalık proje yapmıştık. 250 kahvalık trafo koyduk. Ondan elektrik hattı yanma gecikti. Buradan da aynı zamanda TEDAŞ müdürümüze de, YEDAŞ müdürümüze de, Mustafa Bey'e de aynı zamanda teşekkür ediyoruz. O da projeyi üstlendi. Sayın Valimize bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu yazın Allah izin verirse orada festivali yapacağız hep beraber. Gerçekten 1100 rakımlı, Fatsa'dan 30 kilometre, tam 3 kilometre yakına kadar sıcak asfaltta gidilebilen, aynı zamanda Ordu'nun buradaki Boztepe'nin kapandığında paraşütle atlanabilen, çok güzel bir mesafesi olan, ilçe sadına iniyorlar ta oradan, o rakımda. İnşallah bu Sarıçek'teki o hedeflediğimiz şeyi yapacağız Allah izin verirse. Burada yatırımcı, ben de işte burada gelsin, işte bu cam fanusların olduğu, işte ta eski evleri de yaptık oralara, yine alacağız Allah izin verirse. Havaların açmasıyla beraber gelsin işte bungalov yapayım. Ben de burayı işleteyim diyen insanlara kapımız açık. Yatırımcılar bekliyoruz burada. Buradan duyurulur efendim. Fatsa ayağın altında. Yani evet. Akşamları çok güzel. Evet. Denizi görebileceğiniz sahile yakın böyle bir güzel bir yer yok iç kesimde. Hı-hı. Hem 30 kilometre içeride olacaksın hem denizi göreceksiniz. Çok güzel bir manzara sunan bir yer. İlçelerimizin hepsi birbirinden güzel. Çok güzel. Hepsinin birbirinden farklı özellikleri var. Evet. İnsan gidince görünce bir kere daha tazeleniyor tabii. Evet. Başkanım reklama çok uzun zaman yok ama sıfır atık projesini konuşalım. Sıfır atık şöyle bir şey. Biz de başladık sıfır atık projesini. Buradan hem iki tane istihdam yapıyoruz. Yani o temizlik açısından. Evet. Hem iki kişi istihdam ettik. Hem de ilçemizdeki sıfır atığa başlangıç yaptık. Aslında onun işte dönüşüm yerlerinde yapacağız. Şu anda sıfır atık projemiz de hazır. İnşallah onu da faaliyete geçireceğiz. Şey olarak da dönüşüm yeri hazır. Şu anda belediyemizin altında ayrıştırıyoruz ama şeyini yapamadık. Ama bunların beraber de sıfır atıkta işte galematik, mamamatik diye hayvanlar için onlar için de çocuklar için kumparalar aldık. Faaliyete geçecek. Şu anda onların da siparişlerini verdik. Kalemini falan. İşte yakında da sıfır atığın alt temelini attık. Buradan Sayın Metin Vekilimize de teşekkür ediyoruz. İşte bize atıkta Çevre Bakanlığı'ndan işte konteynerin hepsini yeniledik. Çöp kovalarını falan yeniledik. Bütün ilçemizdeki şu anda mahallelerde de eski yenilerde yenilerin hepsini yerine koyduk. Şu anda sıfır atık politikası da iyi gidiyor. İnşallah gidiyor. Bundan da bir şeyler kazanıyoruz. Hı hı. Hem bunu topladıklarımızı satıyoruz. Bu aynı zamanda toplumsal bir bilinç başkanım. Ya o da örnek.
Yani şimdi biz merak ediyordum ben şahıs olaraktan. İşte o topluyorlar ya o kağıtları falan. Yani müthiş de para var yani şeyde. Tabii öyle, dönüşü de var bunun. Dönüşü doğru, de var. Doğru. Yani o da. Ben diyorum ki o hani boşuna bundan ne kazanacak diyor. İçine girdiğin zaman da onun öyle olmadığı. Gerçekten bir belediyemize de bir katkısı olan bir şey. Yani bugün topluyoruz. Aynı zamanda o ilgili firmanın elemanları topluyor. Biz topladıklarını onlara parayla satıyoruz. Evet. Bu da güzel bir şey. Bir de böyle hem çevremizde evet, yani işte o pet şişelerden işte o uygunsuz şeylerden de kurtulmuş oluyor. Hepsini kafeslerine falan da yaptık. Her yerimizde bütün resmi dairelerimizde olsun, marketlerimizin önlerinde olsun hem bizim hem kafes şeylerimiz var hem de her çöp kovalarında iki tane. Zaten bunun onun şartlarına uygun şekilde yapmaya devam ediyoruz. Eğer ayrıştırma yerinde yaparsak Allah izin verirse ondan alanı hem geliştirmek hem geriye dönüşümünü daha güzel hale getirmek hem de buradan bir şey kazanmak. Hem de hem para kazanıyoruz hem çevremizi kazanıyoruz hem de bir maddi imkan da kazanıyoruz. Evet, evet. Böyle yani, bir tarafı evet, var. Evet. Başkanım konuşacağız yine daha soracaklarım var özellikle yaz aylarını. Biraz konuşalım. Turizm mesela önemli. Ama birazdan efendim reklam vaktimiz gelmiş. Bir ara daha verelim. Son reklam molamız bu arada. Devamında buradayız. Efendim tekrar buradayız. Kaldığımız yerden devam ediyoruz Çatalpınar'ı konuşmaya. Bu arada tabii biraz turizmi ve yaz aylarını konuşacağız demiştik. Malum önümüz bayram. Bir de şöyle başkanım siz de öyle düşünmüyor musunuz? Yani pandemide hep diyoruz ama pandeminin içindeyiz zaten hala. Tam olarak bitmiş değil. Evet azaldı çok şükür. Yani vakada gelinen tablo işte filtrelerin alınması hayatımızdan çekilmesiyle birlikte. Tedbirli olarak eski sosyal yaşantımıza da dönmek durumundayız ki ne kadar özlediğimizi gördük. Yaz nasıl geçecek efendim? Valla onun özlemini şöyle bir şey. 2 yıldan beri turnuva yapmadık. Ramazan'da evet, bizim de ilk geldiğimiz günden işte amatörde oynuyorduk. Yani biz de futbolu seven yani... Dünyada olduğu gibi Türk milleti de futbolu çok seven bir milletiz. Biz şenlikler düzenledik bu Ramazan turnuvalarının, futbol turnuvası maçta. İnanın normal maçlardaki insanlardan daha fazla kalabalık topluyor akşamları. İşte saat 10'da başlıyor, 10-11, 11-12, 1'e kadar. İnsanlar orada 2-3 saat bile, onlar da ne kadar özlemişler ki 2-3 saat orada bir maç seyretmek için bütün mahalleler akşam Çatalpınar'a iniyor. Evet. Yani bu da insanların bu pandeminin belki özlemin ne kadar şey olduğunu gösteriyor. Biz de Çatalpınar'da elbette ki işte dediğim gibi Oluk Düzü'nde bu sene inşallah böyle bir festival düzenleyeceğiz. Şeyde sanatçılarımız hepsi hazır. Yerimizi de hazır ediyoruz şu anda. Başlayacağız bir yakın bir zamanda işte yolumuzu da yaparaktan. İlçemiz zaten bu konuda çok güzel bir yer. Bizim işte ünlü olan şifa suyumuz var. Evet. Biliyorsun. İşte diyoruz ki acı su diyebiliyoruz. Acı su. Herkesin işte, bildiği. Bildiği. Biz hiç gelemedim başkanım. Vallahi bekliyoruz. Bir dahaki sefere vuracağım inşallah. Bekliyoruz. Zaten diyoruz ki bizim 3 şeyimiz meşhur. Etimiz, ekmeğimiz, suyumuz. Gelsinler vatandaşlarımız bunlardan. Hakikaten oradaki şifa suyundaki et lezzeti. Aynı zamanda bir tane ciğercimiz var. Allah mekanı cennet etsin. Onlar da işte memük ciğeri diyorlar. Yani o rahmetli abiye Memük abi derlerdi. O da vefat etti. Mekanı cennet olsun. Tamam. Onu da çocuklara devam ettiriyorlar. Salı ve cuma günleri de ciğerimiz de meşhur bir ilçeyiz. Yani hafta içi ciğerimiz var. İstedikleri zamanda da etimiz var, ekmeğimiz var, suyumuz var. Gerçekten şifa suyunda ve Çatalpınar ekmeğiyle beraber bu lezzeti gelsinler tatsınlar. Yaz şenliklerimiz de işte dediğimiz gibi inşallah bu sene de Oluk Düzü o Sarıçiçek Yaylası'nda ilk geldiğimiz yıllarda yapmıştık. Yani yöre şey olarak da çok katılımcı şey değil ama işte bunun için de altyapısı olması lazım işte tuvaletlerin su ihtiyaçlarının falan karşılanması için. Bu sene de cam fanus dediğimiz cam kamalyaları da Allah izin verirse yakın bir zaman için bir ay içerisinde şu anda zaten havalar iyi açtığı an zaten onları yerleştireceğiz. Hem elektriklerimiz çekilmiş olacaklar. Hem bunları oradaki festival şeyine hazırlayacağız. Yerimizi festivale hazırlayacağız. Vatandaşlarımızın rahat orada işte eğlenebilmeleri için. Akşamları çay içmeye bekleyeceğiz. Belki de elektriklerimiz geldiğinde Fatsa'dan. Çünkü Fatsa'yı görebileceğin çok güzel bir yer.
Günde birkaç defa hava şartlarının değiştiği, bir bakıyorsun güneş, biraz sonra bakıyorsun sisin olduğu bir yer ilçemizde. Burada da yine aynı zamanda da paraşütle atlama yeri var. Hı hı. İnşallah bunu da bu sene gerçekleştireceğim. İnşallah. Orada bir program hazırlıyoruz. Şu anda hazırlığımız bu yönde. İlçemizde şelaleler de şelalelerimiz de var. Şelalemiz bizim Ortaköy şelalesi var. Bugün yani yüksekliğinde ilçe genelimizde mutlaka çok güzel şelaleler var ama ulaşımı zor olan şelaleler var ama bizdeki şelalelerin ulaşımı çok kolay. Bir tanesi Aybastı yoluna yaklaşık olarak da 5-600 metre hemen yüksekliği yukarısında. Çok güzel Ortaköy şelalemiz, Postola şelalemiz. Bizim zaten vadimiz çok güzel. Aslında şöyle yukarıdan ağrı çekip de biraz da bizde noksanlıklar var. Mesela Bolaman Havzası'nı, o Keşteresi Havzası'nı yukarıdan çektiği zaman da işte bir bakıyorsun kanyon olacak yerlerimiz var. Hı hı. Çok güzel bir coğrafya var. Yani ben her zaman bazen söylerim. Benim bir tane dünürüm var. İşte Kayserili. Bir akşam işte gelmişti böyle söylüyorum ya. Diyor ki işte dışarıda konaklıyor. Gece 12'de eve gittik falan. Dedim ki abi niye burada şey yapıyorsun? Bana dedi ki siz de beni cennetten mi şey yapıyorsun? Yani cennet gibi bir Karadeniz var. Evet. Coğrafyası olan bir yer var. Doğru. Buraların gözüp gelmek, yani bizim gözümüz hep yeşillikle dolu. Yani yeşillikle doğduğumuz için çok şey yapamıyoruz. Çok göremiyoruz. Göremiyoruz. İçindeyiz ama, çünkü hep aynen içindeyiz. Öyle ama şöyle bir şey oluyor. Mesela ben bazen Kayseri'ye gidiyoruz işte diyoruz ki Tokat'ı kurtulduğun zaman bir saat bu yeşilliğe alışan insanlar bir saat şöyle bir yeşil olmayan bir yerden geçtiği zaman hemen özlem duyuyor. Doğru. Diyor ki bir ağaç olsa da dursak. Evet, evet, evet. Bu insan onun beyninden geçiyor. Hakikaten ülkemiz çok farklı. İlçemiz çok güzel. Şu anda da şelaleler ekranda yazmıyor. Evet, muazzam değil bu mi? Da, gerçekten bu da, evet, çok güzel. Çok güzel. Ama tabii ki gönül isterdi ki bu şelalelerin işte yazında böyle suların akması. Hı hı. Şimdi aslında bu sular hepsi duruyordu. Herkes suları eve aldı ya, daha önce o çeşmeden akan sular kalmadı Karadeniz'de. Hı hı. Aslında kuruyan fazla bir şey yok. Mutlaka iklimsel kuraklıklar var ama şimdi bütün bu su gözleri hep evlere alındı. Ondan da şey oldu biraz da şelalelerdeki su. Artık o şey kalmadı. Gözler ne yapıyordu? Hep bu derelere akıyor. Şimdi evlere aktı, lağımlara aktı su. Su çok kıymetli. Her zaman çok kıymetli. Osmanlı'da da öyleymiş başkanım. Şimdi akarken onu düşünüyordum. Büyük cumbalı evler, ben bunu öğrendiğimde çok etkilenmiştim. Konu başka bir yere gidecek de hemen toparlayacağım. Evet. Büyük cumbalı evler de eskiden Osmanlı'da. O ellerin bahçesine ya da işte yemek yenilen büyük böyle sofaların olduğu bölümlere böyle kenarlara su, küçük su havuzları yaparlarmış ki hani biri bir köşede otururken diğeri onun konuştuğunu duymasın diye. Su kesermiş çünkü hani rüzgar saçır ya sesi. Çok uzaktaki birine sesinizi gönderebilirsiniz mesela. Hani köylerde çok olur. Böyle uzaktan uzağa seslenirler. O da kesermiş. Çok güzel bir yöntem hakikaten. O yüzden su çok fazla bulundurulmuş evlerin olduğu yerde. İşte böyle havuz gibi figürler falan. İlçemiz bu konuda şanslıyız. Evet. Yani aslında orada bir su cenneti gerçekten. Cennet. Evet. Yani kıymetini bilsek bir su cenneti. Her ilçemizde böyle güzel şelaleler var. Güzel gezilmesi gereken yerler var aslında. Dinlenmesi gereken yerler var. İlçemizde de bu böyle güzelliği var. Aynı zamanda bizim yine Akkaya dediğimiz, Kirli Kayası dediğimiz iki tane kayamız var. Mesela Akkaya'da aslında normalde biz bu işte pandemi dönemi olmasaydı belki de bundan sonra olabilir. İşte oranın temizlenmesi, Kurulu Kayası, Çıngırt Kayası ve Akkaya. Üç tane kaya var. İşte biz de öğretim görevlerine yaptırmış olduğu üniversitedeki hocalarımıza bir çalışma yaptırdık. Milattan önce işte 1250 yıllarında ibadet olarak kullanılan güzel aslında gezilmesi yerlerimiz var. Aslında keşfedilmesi gereken çok yerler var. İlçemizde de var. Öyle şimdi bir yere gittiğin zaman aa burada bu da mı varmış denecek hakikaten yerler var. Ama bunların da hep zaman alıyor. Mesela diyelim Kuru Kayası, mesela diyelim ki bir orada bir şeyler kazılar başladı. Neler çıktı? Bizim orada da var bu kayalardan. İşte bugün Kirli Kayası denen yerimiz var. Çok güzel
bir yerimiz. Hı hı. Aynı zamanda Akkaya denen kayamız turizm açısından aslında gezilmesi gereken. Ama biz aslında Anıtlar Kurulu'nda falan temizleme için kararı falan almıştık. Aslında o şeyin de bir şeye çıkması lazım, müzeye. Bak bu pandemi döneminde açıldı. İnşallah bundan sonra da bu kayaların da turizme açılması için. Çünkü ulaşımları çok kolay. Evet. Bizdeki kaya var, Akkaya Kayası. Dibine kadar geliyorsunuz. Oradan da 5 veya 6 dakikada yukarıda zirvedesiniz. Hı hı. Yani öyle güzel yerlerimiz var. İnşallah bunları da bu kayalarımız şu anda ekranda görüyor. Akkaya gerçekten. Orada bir tarih kokuyor. Doğru. Tarih kokuyor. İnşallah zaten Büyükşehir Belediye Başkanımız da bilgileri var. Zaten kurulma Çıngır Kayası'ndan sonra kazı yapılması gereken burada kayalarımızdan bir tanesi de Akkaya. Evet. Başkanım şimdi yazı tabii konuştuk ama bakılınca da seçime kadar kalan son 2 yılın içine girdik artık. Evet. Yani nasıl bir 2 sene bekliyor Çatalpınar? Şöyle bir şey, bizim de yine bu arada yine projelerimiz var. Biz zaten bu kriz denen şeye yakalandığımız, işte fiyatların, evet, işte ihale çıktığımız zaman da bir türlü işte rayına oturtamadığımız. Şu anda işte yine buradan Spor Turu Teşkilat Başkanlığı ve Bakanlığımız tarafından da bize hibe edilen para var şu anda. Onun da ihalesine çıkıyoruz. İşte yüzme havuzu, soyunma odasını yaptıracağız. Basketbol, voleybol sahası, tenis kortu, okçuluk alanı. Şu anda ekaba düştü. Bu da aslında bütün ilçelerimizde de var bu şeyler. Bizim ilçemizde de noksan olan şeylerden bir tanesi. Bu projemizi hayata geçireceğiz. İnşallah bu yazın Allah izin verirse tamamlayacağız bunu. Şu anda yakın bir zamanda ihalesi yapılacak. Çatalpınar'da şöyle, bizim hayal ettiğim, diyorum ya, hayal ettiğimiz şeyler, evet, var. İlk önce ilçe merkezimizi güzelleştireceğiz. Ondan sonra da zaten şu anda güzelleşmeye başladı. İşte şunu, kaldırımları yapılıyor. İşte dediğimiz o ilçe merkezine yöresel ürün satış yerlerimiz. Hı hı. Aynı zamanda şu anda 2 tane de ana yol, Aybası yolu üzerinde yöresel satış büfelerimiz yapıldı. Yakın bir zamanda onları da faaliyete geçireceğiz. Aslında satılacak çok ürünler var. Bayanlarımız şu anda bunların hazırlıklarını yapıyorlar. Açılmamız lazım aslında. Yani Hilmi Bakanımız diyor ya, yani aslında boş duran bir sürü evde hanımlarımız var. Yani şu anda eskiden hep açık arazide çalışıyorlardı. Evet. Şu anda alan yok. Şu anda ne yapıyor? Evde hep altın gibi kalıyoruz yani. Hastalıklarla da uğraşıyoruz. Evet. Çalışmıyor için vücut da şey yapıyor. Doktorlara gidiyoruz. İnanın hastanenin çoğu hep bayanlarla şeydi. Çalışma da yok şu anda. Maalesef. İnşallah bunları da diyorum işte tekstil park projeleriyle, hı hı, İşte ilçemizde kazandıracağımız bu sosyal tesislerle, işte Olukdüzü'ndeki yerlerimizde, işte belediyelikteki kafelerimizde, gençlik merkezlerimizde hem insanları eğlendirmek, aynı zamanda iş yeri açmak isteyen bir sürü iş adamlarımız var şu anda. Çoğaldı bu. Hı hı. Yani sadece bizde değil, bütün ilçelerde çoğaldı. İnşallah bunların da İslam'a dönerek bir şeyler yapmamız lazım. Üretmek lazım. Hani Alaaddin Başkanımızın, evet, bir lafı vardı. Büyükşehir Belediye Başkanımız da aynı zamanda. Diyor ya, hani üretmek lazım. Gerçi de üretime dönük şeyler yapmak lazım. Hı hı. Hayvancılıkta olsun, tarımda olsun. Ki şu zamanda ne kadar kıymetli olduğunu çok bir kıymetli, kere daha iyi anladık. Yani evet, üretimde dahi dışa bağımlıysanız sizi zor günler, yani, bekliyor. Ve gıdanın da ne kadar ön plana çıktığını bu pandemi döneminde, evet, de. Kendi tüketeceğini üreten şanslı. Evet. Ya aslında Karadeniz'de bu problem, aynen, var. Öyle. Çünkü şey bu şey var zaten. Herkesin bir imkan ufak var. İmkan var. Herkesin bir yeri var yani. Herkesin ufak da olsa. Bazı yerleri yapmak için çok büyük arazilere gerek yok. Bazı bir şeyler yapmak için. Ama maalesef bizim o kadar yerlerimiz oldu. Bir seralarımız yok. Hı hı. Her evde ufak da olsa bir sera yapabilecek kadar arazi var. Evet. İşte marulunu, şunu, bunu, bunların hepsini, ufak tefek şeylerini kendini karşılayabileceği. Aslında tarımda, hayvancılık da kalktı. Gerçi şu anda girdi maliyetleri çok yüksek ama yani burada bir rayına oturacak yani. İle bu böyle gidecek diye bir şey yok.
İnşallah. İnşallah. Yani. İnşallah. Evet. Tabii her sektör çok fazla etkilendi. Aynen, dediğiniz gibi. Başkanım, yavaş yavaş da toparlayacağız. Şimdi evet. Sizleri izleyen sadece ekran başındaki izleyicilerimiz Çatalpınar'da değil. Aynı zamanda şehir dışında, gurbetçiniz. Ülke dışında da var. Gurbetten evet. izleyen takipçileriniz var. Neler söylersiniz? Onlara da seslenelim bitirmeden. Buyurun. Evet. Hemen. Biz de diyoruz ki onlar zaten Çatalpınar'da zaten değişimi, dönüşümü biliyorlar zaten geldikleri zamanda. İlçemizden zaten 5-6 ayda bir ayrılanlar mutlaka yeni bir değişiklikten mutlaka onları görüyorlar. İster şehir merkezindeki hizmetler bakımında, ister çevre yolu, ister köylerde olsun. Eskiden şey gelemiyorlardı işte, bugün diyorlardı ki bize, başkanım ben niye köye geleyim? Köye gittiğim zaman da işte bir köye gidip geliyorum, 3-4 bin lira araba tamir masrafı yapıyoruz, yollar bozuk. Şu anda bütün ana yollarımızda rahatlıkla insanları hiç ırganmadan gelebildi. Yollar haline dönüştürdük. Zaten gurbetteki insanlar da bu yol olduğu zaman gelmeye başladı. Evet. Şimdi insan diyor ki ben 5 saat 6 saatte İstanbul'dan geliyorum. İşte diyelim 20 kilometre ile 1 saat 1-3 saatte gidiyor vatandaşlarımız. Bunlar da artık kurtuldular. İlçelerimiz artık oturulabilecek, gezilebilecek, evlerinin rahatlıkla girebileceği, sularının tertemiz akabileceği bir ilçe haline geliyor. Amacımız bu ilçeyi onların istediği ortamda, refahta, rahatlıkta hizmet edebilmek. Onun için çalışıyoruz. Buradaki vatandaşlarımıza da bizi izlemeye devam etsinler diyoruz. İnşallah. Evet. Ben ayaklarınıza sağlık diyorum. Ben teşekkür ediyorum. Şimdiden hayırlı bayramlar diliyorum başkanım. Ben de bütün bu Ramazan-ı Şerif ayının bütün İslam alemine hayırlar getirmesini diliyorum. Aynı zamanda buradan da 18 ayın 18'inde yetim ve öksüzlere iftar yemeği vereceğiz. Kabadaş, Çamaş, Çatalpınar ortaklaşa. Buradan Sosyal Hizmetler İl Müdürümüze, aynı zamanda projenin mimarı olan Faslı Sosyal Hizmetler Müdürümüze de teşekkür ediyorum. Ben herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Çok teşekkürler. İyi sahurlar diliyorum. Evet, çok sağ olun efendim. Evet, hayırlı akşamlar dileyelim. Birlikte veda edelim değerli izleyenler. Çatalpınar'ı konuştuk bu akşam. Sayın Başkan Türe bizlerle birlikte oldu. Bu haftalık bu kadar. Haftaya inşallah orduyu yöneten bir başka isime tekrar burada olacağız. Hoşçakalın. Asel Plastik Ambalaj, Ordu'yu yönetenleri sundu.